Son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilirken Çin, Doğu Türkistan'da uygulanan kısıtlamalardan geri adım atmayacağı sinyalini verdi. Komünist Parti Sincan Halkla İlişkiler Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Pekin'de Associated Press Ajansı ile yaptığı söyleşide Sincan Uygur özel bölgesindeki güvenlik önlemlerinin gevşetilip gevşetilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. ABD'nin Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni terörist listesinden çıkarmasına tepki gösteren Genel Müdür Yardımcısı şu anda kayıtsız kalamayız çünkü tehditler hala mevcut. 4 yıl boyunca terörizmden kurtulmuş olmak hiçbir surette tehlike veya tehdit olmadığı anlamına gelmez yanıtını verdi. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı haberlerini kesin bir dille reddeden Genel Müdür Yardımcısı 2014 yılından bu yana eğitim programları sayesinde 117 bin kişinin Çin'in diğer kesimlerine çalışmaya gittiğini söyledi. Son olarak Çin, Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Washington'daki komünizm kurbanları Anma Vakfı üyesi ve Çin konularındaki çalışmalarıyla bilinen Adrian Zenz, Çin'in Uygur Türkleri ve diğer azınlıkları pamuk tarlalarında zorla çalıştırdığına dair 14 Aralık'ta Küresel Politika Merkezi'nde rapor yayımlamıştı. ABD Gümrük İdaresi Uygur Türklerinin zorla çalıştırılması nedeniyle Doğu Türkistan'dan giysi ve diğer malların ithalatını durdurmuştu. ABD yönetimi Başkan Donald Trump'ın görev süresinin dolmasına bir ay kala Çinli yetkililere insan hakları ihlalleri konusundaki iddialar nedeniyle ek vize sınırlamaları getirdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, vize kısıtlamasının dini ibadetlerini yerine getirenler, etnik azınlık gruplar ve muhaliflere baskı uygulamasından sorumlu olduğu ya da buna katkı sağladığı düşünülen yetkilileri etkileyeceğini belirtti. Pompeo, ABD'nin Hu Ziyong gibi avukatlar, Wang Yi gibi ev kilisesi papazları, Hang Chi gibi sivil toplum hakları aktivistleri, İlham Tohti gibi Uygur bilim adamları, Li Xing gibi demokrasi yanlısı aktivistler ve Tashi Wangchuk gibi Tibetli filologlar ve girişimciler dahil haklarını barışçıl bir şekilde kullandıkları için dava edilen insanlarla birlikte olduğunu yineledi. Pompeo, nihayet Pekin yetkililerini yukarıda belirtilen kişileri derhal serbest bırakmaya ve Çin halkının insan hakları evrensel beyannamesi uyarınca yararlanmaları gereken insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırdı. ABD Ticaret Bakanlığı askeri bağlantıları olduğu gerekçesiyle ABD ürün ve teknolojilerini almaları kısıtlanan Çinli ve Rus şirketlerin listesini yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada askeri son kullanıcı listesi olarak adlandırılan listede 58'i Çinli ve 45'i Rus olmak üzere toplam 103 şirketin yer aldığı aktarıldı. Listede yer alan şirketlerin askeri bağlantılarının belirlendiği aktarılan açıklamada ihracatçıların belirli ürünleri bu şirketlere ihraç edebilmek için lisans almasının gerekeceği bildirildi. ABD Ticaret Bakanı konuya ilişkin açıklamasında söz konusu listenin ihracatçıların müşterilerinin askeri bağlantılarını görmesinde yardımcı olacağını ifade etti. İngiliz bilim insanları eldeki ilk verilere göre ülkede mutasyona uğrayan yeni tür koronavirüse karşı önceki türlerin aksine çocukların da hassas olduğu ve yeni türün yetişkinler gibi çocuklara da kolay bulaşabilen bir yapıda olduğu uyarısında bulundu. Yeni türle ilgili son bulguları gazetecilerle paylaşan İngiliz hükümetine bağlı yeni ve gelişmekte olan solunum virüsü tehditleri danışma grubu, bilim insanları yeni türün İngiltere'nin güneyinde egemen tür haline geldiğini ve yakın bir zamanda ülke çapında da aynı durumun görülebileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Peter Harvey, şu an bu türün İngiltere'de bulunan diğer türlere göre yayılma avantajına sahip olduğuna eminiz, dedi. Bilim insanları yeni türün eski türe göre %70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğuna işaret ediyor. ABD'de 900 milyar dolar hacmindeki koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşma sağlandı. Pakette salgından olumsuz etkilenen işletmelere ve vatandaşlara maddi destek yapılması hedefleniyor. ABD Senatosu 900 milyar dolarlık COVID-19 destek paketi, 1.4 trilyon dolarlık olan hükümet fonlanmasını ve işletmeler için vergi muafiyetlerini geçirdi. Daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenleme şimdi ABD Başkanı Donald Trump'a gidecek. Trump'ın yardımcıları düzenlemenin Beyaz Saray'a ulaşmasıyla birlikte bu hafta imza atacağını belirtti. Diğer yandan ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kameraların karşısında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısını yaptırdı.